Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda 3-4-5 yayınlarına ait AYT Kimya Soru Bankası'nın kimya ve elektrik konusunun ilk bölümünü çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda yükseltgenme indirgenme tepkimelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Elektron alışverişiyle gerçekleşen tepkimelerdir. Evet, yükseltgenme elektron verme. İndirgenme de elektron alma demekti. Yani elektron alışverişine dayalı tepkimeler de doğrudur. Elektron verme olayına yükseltgenme denir. Doğrudur. Elektron alan madde indirgenir. Bakın dikkat ediyoruz. Elektron alan madde indirgenir. İndirgenendir diyelim. İndirgenen aynı zamanda nedir? Yükseltgen özellik gösterir diyoruz. O yüzden bu yanlış olmuş. İndirgenen maddeye yükseltgendir. Evet, indirgenen madde aynı zamanda yükseltgen maddedir. Doğrudur. İndirgen madde elektron verir. İndirgen madde kimdir? Yükseltgenen maddedir. Yükseltgenen madde de elektron verir. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. İkinci sorumuza baktığımızda tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. İndirgenme yükseltgenme tepkimesidir. Bakın magnezyum tek başına bulunduğu için değerli sıfırdır. SO4 burada kök olduğu için -2'dir. Magnezyum da burada +2 alır. Yani magnezyum 2 elektron vererek yükseltgenmiştir. Yani yükseltgendir demek yanlış olmuş. Yükseltgenmiştir demeliydi. Yükseltgenmiştir. Yani yanlış olmuş. PbSO4'te ise sülfat -2 olduğu için kurşun +2'dir. Kurşun burada tek başına sıfırdır. Kurşun da ne yapmış? 2 elektron alarak indirgenmiştir. Yani PbSO4 indirgenmiştir. Doğrudur. İndirgenme yükseltgen midir? Evet, hem indirgenme hem de yükseltgenme olduğu için indirgenme yükseltgenme. Yani redoks tepkimesidir. Doğrudur. Alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşittir. Evet, 2 elektron verilip 2 elektron alınmıştır. Doğrudur. Pb atomu indirgenme ürünüdür. Evet, PbSO4 indirgenerek Pb'ye oluştuğu için, Pb'ye dönüştüğü için Pb indirgenme ürünüdür. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda elektron alışverişiyle gerçekleşen tepkimelere indirgenme, yükseltgenme yani redoks tepkimeleri denir. Buna göre hangisi redoks tepkimesi değildir diye sorulmuş. Bakın redoks tepkimesinin olabilmesi için elektron alınması ve aynı zamanda elektron verilmesi gerekir. Yani ikisinin de olması gerekir. Şimdi H2 tek başına olduğu için değerli sıfırdır. Oksijen de tek başına olduğu için değerli sıfırdır. H2O'da oksijen -2, hidrojen +1'dir. Yani hidrojen yükseltgenip oksijen de indirgenmiştir. Yani bu bir redokstur. Doğrudur. Şunu da söyleyelim. Eğer bir tepkimede oksijen varsa, yani O2 ile tepkimeye giriyorsa bu yanma tepkimesidir ve yanma tepkimede de redokstur. Onu da belirteyim. B şıkkına baktığımızda N2 ile H2 tepkime girmiş. Yine elementler tek başına olduğunda değerleri sıfırdır. Bileşik oluşturduğunda bakın hidrojen +1'dir. Azot da -3'tür. Yani azot indirgenip hidrojen yükseltgenmiştir. Yani redokstur. CaCO3'e baktığımızda karbonat -2 yüklü bir köktür. Kalsiyum +2'dir. CaO'da oksijen -2, kalsiyum +2'dir. CO2'de de oksijen -2, karbon +4'tür. Bakın şöyle söyleyeyim. Kalsiyum +2'ydi yine +2. Oksijen -2'ydi yine -2. Yani hiçbir elementin değerli değişmiyor. Yani şunu da belirteyim. Kalsiyum karbonatta kalsiyum +2, oksijen -2, 3 tane var. -6, +2 daha -4. Karbon burada +4'tür. Ve burada da +4. Yani değerli değişen herhangi bir element yok. O zaman cevabımız C şıkkı olur. D şıkkına baktığımızda demir tek başına değerli 0. Ne olmuş? Burada bileşik oluşturmuş. Oksijen -2, demir +3, yani demir yükseltgenmiş. CO2'de oksijen -2 olduğu için karbon +4 almış. CO'da da oksijen -2 olduğu için karbon +2 almış. Yani karbon burada indirgenmiş. Yani bir redokstur. E şıkkına baktığımızda magnezyum tek başına değerli 0. Bileşik oluşturmuş. Klor -1 olduğu için magnezyum +2 olmuş. Yani yükseltgenmiş. HCl'de klor -1, hidrojen +1 olduğu için hidrojen sıfıra dönmüş. Bakın tek başına bulunduğu için sıfır, +1 iken sıfır olmuş. Bu da nedir? Redokstur. Şunu da söyleyelim. Bir metal asitle tepkimeye girerse bu da redokstur arkadaşlar. Notunuzu alın. Hem yanma tepkimelere hem de metal asitle tepkimesi her zaman redokstur. Pardon arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımızda denkleştirilmiş tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş.
Şöyle söyleyeyim, çinko tek başına olduğu için değerli sıfırdır. Hidroksit komple köktür, değerli eksi birdir. İki tane olduğu için çinko burada artı iki alır. Çinko zaten artı ikiden başka değerli kalmaz, onu da belirteyim. Çinko sıfırken artı iki oldu. Yani 1 mol çinko 2 mol elektron verir demiş. Doğrudur. MnO2'de oksijen eksi 2, 2 tane var eksi 4. Mangan burada artı 4 alır. Mn2O3'te oksijen eksi 2 aldığı için mangan artı 3 alır. Yani mangan da ne yapmıştır? İndirgenmiştir. Yani MnO2'deki mangan indirgenmiştir. Doğrudur. Pardon arkadaşlar. H2O'da oksijen eksi 2. Burada oksijen yine eksi 2. Hidrojen burada artı 1. Hidrojen yine burada artı 1. Yani H2O ne indirgenmiş ne de yükseltgenmiştir. Yanlış olmuş. Değerli değişmemiştir. Mn2O3'teki manganın yükseltgen basamağı artı 3. Onu zaten yukarıda bulmuştuk. Doğrudur. Verilen elektron sayısı alınan elektron sayısına eşittir. Zaten redoksta her zaman alınan elektron sayısı da verilen elektron sayısı eşittir. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. Beşinci sorumuza baktığımızda aşağıdaki taneciklerden hangisinde birden ikiye azot atomu indirgen olarak davranmıştır? İndirgen ne demekti? Yükseltgenen. Yani kimin değerliği artmıştır? Şimdi N2O4'te oksijen eksi 2 aldığı için azot artı 4 alır. NH3'te hidrojen artı 1, azot eksi 3 alır. Yani azot artı 4'ten eksi 3'ü ne yapmıştır? İndirgenmiştir. Olmadı. HNO3'te hidrojen artı 1, oksijen eksi 2 aldığı için 3 tane oksijen eksi 6 artı 1 daha eksi 5, azot artı 5 alır. N2'de de burada azot 0 alır. Yani azot yine indirgenmiştir. Olmadı. NO3 eksi de bakın dışarısı eksi. Oksijen eksiyle karıştırmayın. Oksijen eksi 2'dir. 3 tane eksi 6. Dışarının eksi 1 olması için azot artı 5 alır. NO2'de oksijen eksi 2 aldığı için 2 tane oksijen eksi 4. Azot artı 4 alır. Yani azot yine indirgenmiştir. Olmadı. N2'de tek başına bulunduğu için azot 0'dır. Na3N'de de bakın sodyum artı 1 alacağı için azot burada eksi 3'tür. Yine indirgenmiştir. Olmadı. E şıkkına baktığımızda NH4'te bakın şuna dikkat edeceğiz. Hidrojen artı 1 alır. Azot dengelemesi için yani dışarının artı 1 olması için artı 4 ile neyi toplarsak artı 1 yapar? Eksi 3. Azot eksi 3'tür. N2O5'te de oksijen eksi 2 azot artı 5'tir. Yani burada azot eksi 3'ten artı 5'e yükseltgenmiştir. Yani indirgen olarak davranmıştır. Cevabımız E şıkkı olur. Altıncı sorumuza baktığımızda aşağıdaki redoks tepkimelerinden hangisinde yükseltgenen madde yanlış verilmiştir diye sorulmuş. Yükseltgenen madde nedir? Elektron veren madde. Yani değerliği artan maddeye bakacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim. H2'de tek başına değerli 0. H2O oluşmuş. Oksijen eksi 2 olduğu için hidrojen artı 1. Yani hidrojen ne yapmış? Yükseltgenmiş. Yani elektron vermiş. Doğrudur. Zn burada değerli 0'dır. Zn artı 2 olmuş. Yani değerli artmış. Yükseltgenmiş. Doğrudur. SO2'de oksijen eksi 2. 2 tane var. Eksi 4. Kükürt burada artı 4 alır. Burada oksijen eksi 2. 3 tane var. Eksi 6. Burada kükürt artı 6 alır. Yani artı 4'ten artı 6'ya yine yükseltgenmiştir. Doğrudur. Burada magnezyum tek başına değerli 0'dır. Burada artı 2 olmuş. Hidrojen de burada klorden ötürü artı 1'dir. Burada da 0 olmuş. Yani hidrojen indirgenmiş. Yanlış olmuş. CO'ya baktığımızda oksijen eksi 2 demir şey karbon artı 2 alır. Burada oksijen eksi 2, 2 tane olduğu için karbon artı 4 alır. Yani karbon yükseltgenmiştir. Yani ne oldu? Oldu. Bize olmayan sorulduğu için cevabımız D şıkkı olur. 7. sorumuza baktığımızda tepkimesiyle ilgili hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim. Hidrojen artı 1 aldı. Oksijen eksi 2 aldı. 3 tane eksi 6. Azot dengelemesi için artı 5 alır. NO da oksijen eksi 2 aldığı için azot artı 2 alır. Yani azot burada indirgenmiştir. İndirgendir demek yanlış olur. Yükseltgendir demeliydi. Çünkü yükseltgen indirgenen demektir. 1 mol H2S'ye 2 tane elektron verir. H2S'de kükürt eksi 2'dir. Burada 0'dır. Yani eksi 2'den 0'a 2 elektron ne yapması gerekiyor? Alması gerekiyor. 2 elektron verir demiş. Yanlış olmuş. Alır demeliydi. Elektron alışverişi azotla kükürt arasında olur. Şöyle söyleyelim. Azot elektron alır. Pardon. Azot elektron verir. Kükürt de elektron alır. Dolayısıyla azotla kükürt arasında elektron alışverişi olur. Doğrudur. D şıkkına baktığımda kükürt atomu indirgenme ürünüdür. Kükürt atomu indirgenme değil, yükseltgenme ürünüdür.
Yanlış olmuş. Azot atomu artı 5'ten eksi 2'ye indirgenmiştir. Azot artı 5'ten eksi 2'ye değil artı 2'ye indirgenmiştir. O yüzden yanlış olmuş. Cevabımız C şıkkı olur. 8. sorumuza baktığımızda şekildeki bakır 2 sülfat çözelmesi bulunan camdan yapılmış bir kaba çinko metali daldırıldığında çinko metali bakır artı 2 iyon arasında redoks tepmesi gerçekleşmektedir. Buna göre gerçekleşen tepkimeyle ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim. Siz çinkoyu bakır sülfat çözelsin içerisine attığınızda çinko tek başına değerli sıfırdır. Burada sülfat eksi 2 aldığı için bakır artı 2 alır. Yer değiştirme tepkimesidir. Çinko sülfatla tepkimeye girer. Bakır da tek başına tepkimede açığa çıkar. Sülfat eksi 2'dir. Çinko artı 2 olur. Bakır da tek başına değerli 0 olur. Yani tepkime budur arkadaşlar. Ya tepkimenin böyle olması gerekir. O yüzden üçüncü yargı yanlıştır. Zn indirgen olarak davranmıştır. Zn 0'dan artı 2'ye yükseltgenmiştir. Yani indirgendir. Çünkü yükseltgenenle indirgen aynı şeydir. Doğrudur. 1'e baktığımızda bakır artı 2 iyonları Zn metalinden elektron olarak indirgenmiştir. Evet, bakır artı 2 indirgenerek bakır saf bakıra dönüşmüştür. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. 9. sorumuza baktığımızda yukarıdaki redoks tepkimesini yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimelere hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim. Bakın yükseltgenme neydi? Elektron veren. İndirgenme neydi? Elektron alan. Şimdi magnezyum değerli sıfırda ne oldu? Artı 2 oldu. Yani ne yaptı? Yükseltgendi. Yükseltgenme diyeceğiz. Pb de artı 4'ten artı 2'ye ne yaptı? İndirgendi. Buna da indirgenme diyeceğiz. O zaman yükseltgenmeden ne yapacağız? Magnezyum sıfırdan artı 2'ye 2 elektron vermesi gerekir. Bakın magnezyum sıfırda artı 2'ye 2 elektron verdi. İndirgenen de Pb artı 4'te 2 elektron alarak Pb artı 2'ye döndü. Bu da doğrudur. O zaman cevabımız E şıkkı olur. 10. sorumuza baktığımızda bir kimyasal tepkime ile ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre bu tepkime hangisi olabilir diye sorulmuş. Bakın redoks tepkimesi diyor. O zaman hem elektron alma hem de elektron vermenin olması gerekiyor. Heterojen diyor. Heterojenden kastı fiziksel haller farklı. Yani en az bir tane hal bile halleri farklı olmalı. Egzotermikte ısı açığa çıkmalı. Isı açığa çıkmalı. Yani ısı üründe olmalı. Bu yorumları yapmamız gerekiyor. Evet, bunu sağlayan seçeneği ben direkt Denizli'ye bakacağım. Burada konuşalım. Bakın bir defa ısının üründe olduğu bir tepkimedir. Yani egzotermik bir tepkimedir. Bakın bunlar da egzo ama zaten şu C şıkkını direkt elemeniz gerekiyor. Yine E şıkkını da elemeniz gerekiyor. Şunlar da olabilir. Şimdi heterojenlik şartını bakın birinci sağlamıyor. Hepsi gaz olduğu için homojendir gitti. Bakın bu heterojendir. Sağlıyor. Bu da heterojendir. Sağlıyor. Şimdi redoksa bakacağız. Mesela B şıkkına bakalım. Kalsiyum artı 2'dir. Karbonat eksi 2'dir. Hidrojen artı 1'de klor eksi 1'dir. Yine klor eksi 1. Kalsiyum artı 2. Oksijen burada eksi 2. Karbon artı 4. Oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Bakın hiçbir elementin değerliği değişmedi. O zaman bu redoks değil. D şıkkına bakıyorum. Kükürt eksi 2. 2 tane var. Eksi 4. Karbon artı 4. Burada oksijen eksi 2. Eksi 4. Karbon yine artı 4. Oksijen burada değerli 0. Burada eksi 2. Kükürt burada artı 4. Bakın kükürt eksi 2'den artı 4'ü yükseltgen de oksijen de 0'dan eksi 2 indirgen. Yani bu bir redoks tepkimesidir. Tüm şartları sağlıyor. Cevabımız D şıkkı olur. 11. sorumuza baktığımızda denkleştirilmiş tepkime ile ilgili hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim. Kurşun burada değerli artı 2 idi. Ne olmuş? Elemental halde değerli 0 olmuş. Yani 2 elektron almış. NO'da oksijen eksi 2, azot artı 2, azot artı 2'den. Şimdi burada bir defa x'in içerisinde azotun olması lazım. 2 azot olduğu için buraya bir tane azot yazdım. Çünkü başında 2 var. Devam ediyorum. Kurşun zaten 3'e 3 oranında var. Şimdi hidrojene bakıyorum. 8 hidrojen var. 8 hidrojen burada var. 4 oksijen. 2 de burada. 6 oksijen var. O zaman başka sayısı 2 olduğu için 3'te oksijen olması gerekiyor. NO şeklinde yazmamız gerekiyor. Şimdi A şıkkına direkt hemen doğru diyebilirsin ama dikkat edeceğiz. Burada toplam yükün de korunması gerekir. Yani bir kimyasal tepkimede toplam yük daima korunur arkadaşlar. Yüklere bakmamız lazım. Bunun yükü artı 2. Katsayısı kaç? 3.
3 çarpı artı 2 artı 6 yük buradan gelecek. Şimdi bunun yükü yok, 0. O zaman buradan 0 gelecek. Bunun da yükü yok, 0 gelecek. Toplayacağız bunları. Ürünlere geldik. Değerli 0, 0 gelecek. Şimdi bunun değerlerini bilmiyorum. 2 var ama kat sayısında. Şurayı bilmiyorum. X diyelim, 2x diyelim. Buradan da 8, yani artı 8 gelecek. Şimdi bakın burası artı 6 idi. Buranın da artı 6 olması lazım. Yani şuranın artı 6 olması için 2x eşittir. Eksi 2, x'in eksi 1 olması gerekir. Yani o zaman NO3 eksi 1 şeklinde belirtmeliydi. O yüzden A şıkkı yanlıştır. Yani buradaki x değeri eksi 1'dir. Bir tane Pb artı 2 iyonu 2 tane elektron alarak yükseltgenmiştir. Şöyle söyleyeyim. Bir tane Pb artı 2, 2 tane elektron alarak mı yükseltgendi? Pb artı 3 tane Pb artı 2 ne yaptı? 3 tane Pb 0'a 2 elektron alarak yükseltgendi. Bir tane demesi yanlış olmuş. C şıkkına baktığımızda NO indirgendir. NO'da azot atomu artı 2'den ne oldu? Şöyle söyleyelim. NO artı 2 demiştik azot. Burada NO3 eksi olarak bulduk. Oksijen eksi 2 olduğu için eksi 6, dışarının eksi 1 olması için azot artı 5 olmalı. Yani azot artı 2'den artı 5'e yükseltgendi. Yani indirgen maddedir. Doğrudur. D şıkkına baktığımızda bir tane NO bileşiği 5 tane elektron vermiştir. Bakın şöyle söyleyeyim. NO artı 2'den artı 5'e ne yaptı? 3 elektron vererek yükseltgendi. Yanlış olmuş. Nötr ortamda gerçekleşmiştir. Nötr ortamda gerçekleşebilmesi için şurada H artının olmaması gerekirdi. H artı olduğu için bu aslında asidik ortamda gerçekleşmiştir. Yanlış olmuş. Cevabımız C şıkkı olur. 12. sorumuza baktığımızda yukarıdaki redoks tepkimelerinde indirgen ve yükseltgen olan maddeler hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. CO'da oksijen eksi 2, karbon artı 2. HNO3'da oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Azot burada artı 5. CO2'de oksijen eksi 2, karbon artı 4. NO'da oksijen eksi 2, azot artı 2. H2O'da oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Yani karbon artı 2'den artı 4'e ne yapmış? Yükseltgenmiş. Yani indirgen madde. CO bir defa indirgen madde. HNO3'de de azot artı 5'ten artı 2'ye indirgendi. Yani yükseltgen madde. Devam ediyoruz. Şimdi 2'ye bakıyoruz. Sodyum hidroksitte sodyum artı 1. OH kompleksi 1. Klor tek başına değerli 0. Sodyum artı 1. Oksijen eksi 2. Eksi 1 yaptı. Topladık. Artı 1 gerekti klor için. Klor burada eksi 1. Burada sodyum artı 1. Oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Bakın klor 0'dan artı 1'e yükseltgendi. Aynı zamanda 0'dan eksi 1'e indirgendi. O zaman klor hem indirgenen hem de yükseltgenen. Yani hem indirgen hem de yükseltgen. O zaman cevabımız C şıkkı olur. 13. sorumuza baktığımızda aşağıdaki olaylardan hangisi indirgen mi yükseltgen mi tipimiz? Örnek verilemez. Yani hangisi redoksa örnek verilemez diye sorulmuş. Demirin paslanması, paslanma olayları biliyorsunuz yanma tepkimidir. Tüm yanma tepkimleri redoks demiştik. Doğrudur. Suyun elektrolizi H2O sıvısını saf halde elementlerini ayrıştırdığınızda elektroliz etmiş olursunuz. Yani oksijen burada eksi 2'dir, 0 olur. Hidrojen burada artı 1'dir, 0 olur. Elektroliz olayı da yine redokstur. Doğrudur. Sodyum metalinin suda çözülmesi. Sodyum metalini saf halde suyun içerisine attığınızda şiddetli patlama verir. Sodyum hidroksit ve hidrojen gazına dönüşür. Sodyum burada değerli 0'dır. Bileşik oluşturdu. Artı 1 oldu. Hidrojen burada artı 1'dir. Saf halde element olarak açığa çıktı. Element yani değerli 0 oldu. Yani birisi yükseltgendi, birisi indirgendi. Yani redokstur. Doğrudur. D şıkkına baktığımda hidroklorik asitle sodyum hidroksit çözeltilerin nötrleşmesi. Bakın nötrleşme tepkimeleri yani asit baz tepkimelerinden redoks olmaz arkadaşlar. Şöyle tepkime sonucunda ne oluşacak? Tuz ve su oluşacak. Bakın hidrojen artı 1'di yine artı 1. Klor eksi 1'di yine eksi 1. Sodyum artı 1'di yine artı 1. Hidrojen artı 1'di yine artı 1. Oksijen eksi 2 yine eksi 2. Yani asit bazdan redoks olmaz. O yüzden yanlış olmuş. Doğal gazın yanması tüm yanma tepkimleri zaten redoks demiştik. Cevabımız D şıkkı olur.
14. sorumuza baktığımızda tepkimesiyle ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim. P4 fosfor doğada P4 formunda bulunur. Değerli sıfırdır. pH'te hidrojen artı 1 fosfor eksi 3 alır. PO4 eksi 3'ü de şöyle gösterelim. Eksi 3'ü dışa attık. Oksijen eksi 2 aldı. Eksi 8 ile neyi toplarsa eksi 3 yapar artı 5. O zaman fosfor P4 formunda eksi 3'e dönüştü. Burada 4 tane fosfor olduğu için geldim 4 yazdım. 0'da eksi 12 oldu. Yani 12 elektron aldı. Aynı zamanda fosfor artı 5'e ne yaptı? Şuraya da 4 yazdık. 0'da artı 20 oldu. 20 elektron verdi. Yani hem elektron alındı hem de elektron verildi. O zaman Pb4 hem yükseltgendi hem de indirgendi. Yani yükseltgen madde. Bir de diyor ki pH ile PO4 eksi 3 taneciklerindeki P'lerin yükseltgeme basamakları toplamı sıfırdır. Şöyle söyleyelim. pH 3'te yani çok detaya girmeyeceğim. pH 3'te hidrojen artı 1 aldığı için fosfor eksi 3 almıştı. PO4 eksi 3'te de fosfor artı 5 almıştı. Eksi 3 ile artı 5'i toplarsanız ne yapar? Artı 2 yapar. Sıfır yapmaz. O yüzden yanlış olmuş. Cevabımız C şıkkı olur. 15. sorumuza baktığımızda denkleştirilmiş tepkimesindeki X maddesi ile ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şöyle söyleyeyim, bakın burada 3 tane karbon var, burada hiç karbon yok. O zaman X'in içerisinde 1 mol karbon olması gerekiyor. Başında 3 var. 8 mol azot var, yine 8 mol azot var. 8 mol hidrojen var. Bakıyorum 20 mol burada var. 20'den 8'i çıkardım. 12 mol gerekiyor. O zaman buraya 4 mol hidrojen yazdım çünkü katsayısı 3. Oksijen burada 24 var. Burada da 6 mol oksijen var. 8 mol de burada var. 10 mol de burada. Topluyorum. 24 mol oksijen de burada var. Yani oksijenler denk. O zaman benim X'in formülü CH4'müş. Doğrudur. Asidik özellik gösterir. Arkadaşlar CH4 nötr özellik gösterir. O yüzden bu yanlış olmuş. Yani hidrojen var diye hemen asidik demeyeceğiz. İndirgendir. CH4'te şöyle söyleyelim. Hidrojen artı 1 alacağı için karbon eksi 4 alır. CO2'de oksijen eksi 2 alacağından karbon artı 4 alır. Yani karbon eksi 4'ten artı 4'e yükseltgenmiştir. Yükseltgenen madde indirgendir. Doğrudur. Yapısında karbon atomu eksi 4'ten artı 4'e yükseltgenmiştir. Biraz önce söyledik. Doğrudur. Yanıcı özellik gösterir. CH4 biliyorsunuz nedir? Yanabilen bir maddedir. Çünkü hidrokarbonlar yandıklarında karbondioksit ve suya dönerler demiştik. Yine doğrudur. Cevabımız B şıkkı olur. Son sorumuza baktığımızda çinkodan yapılmış bir kaşık gümüş nitrat çözelsine batırılıp bir süre beklendiğinde kaşığın gümüş metaliyle kaplandığı görülüyor. Bu olay sırasında kaşığın kütlesi 75,5 gram arttığına göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim, çinkodan yapılmış bir kaba gümüş nitrat atıyoruz. O zaman çinko gümüş nitratla tepkimeye girecek. Bunun yerine geçecek. Yani çinko nitrat çözeltisi oluşacak. Metalik gümüş de indirgenecek. Yani gümüş burada artı 1'de 0 oldu. Çinko burada 0'da artı 2 oldu. Yani tepkimenin şöyle olması gerekiyor. Yalnız şuna dikkat edeceğiz. Tepmeye denk değil. Bakın tepmeye denkleştirmemiz için hani çinko 2 elektron verdi. Gümüş 1 elektron aldığı için bakın buraya 2 gümüş yazdım. Geldim buraya da 2 yazdım. Yani şurada gümüşlere 2 yazmamız gerekiyor. Yanlış olmuş. 0,5 mol çinko metali çinko artı 2 yönlü yükseltgenmiştir. Evet, çinko 0'dan artı 2'ye yükseltgendi ama ne kadar yükseltgendi onu bulacağız. Bakın kaşığın kütlesi 75,5 gram artmış. Şimdi çinko gümüşe karşı daha aktif olduğu için ne yaptı? Yükseltgenip onun yerine geçti. Bu 75,5 gramlık artış kimden kaynaklanıyor? Çinko nitrattan kaynaklanıyor. O zaman çinko nitratın emasını hesaplarsanız çinko 65, 2 mol azot var. Ya da şöyle yapalım. Direkt çinko ve gümüş üzerinden gidebilirsiniz. Çinkonun eması 65'tir. Gümüşün eması 108. Yalnız 2 mol var. Şöyle söyleyelim. Bakın 1 mol çinko 2 mol gümüşe döndü. Değil mi? Yani çinkonun eması 65'ti. Bunun eması 2 çarpı 108'den 216. Şimdi 216'dan arkadaşlar 65'i çıkarırsanız ne gelir?
151 gelir. 151'i de 2'ye böldüğünüzde zannedersem 75,5 gelmesi gerekiyor. Yani eğer 1 mol çinko yükseltgenseydi 151 gram artış olacaktı. Yarısı arttığına göre, yani yarısı kadar artış olduğuna göre 0,5 mol yükseltgenmiştir diyebiliriz. Doğrudur. İşlem sırasında çözeltinin elektrik iletkenliği azalır. Şöyle söyleyelim. Elektrik iletkenliği illaki azalacaktır. Çünkü gümüş nitrat şeklinde bir sulu çözeltim vardı. Ne oldu? Bunun içerisinde gümüş metalik halde indirgendi. Çinko da başta katı haldeydi ve ne oldu? Çözelti haline geldi. Daha fazla iyon geldi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Elimde gümüş nitrat vardı. Sulu halde gümüş ve nitrat iyonu şeklinde suda iyonlarla ayrışıyordu. Neye döndü? Çinko nitrat oluştu. Yani daha fazla iyon geldi. Bakın çinko artı 2, 2 nitrat. Daha fazla iyon geldiği için ilk duruma göre elektrik iletkenliği ne oldu? Azaldı. Yani doğrudur. Cevabımız D şıkkı olur. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin.